Yeni yılın ilk iş günü başladı. Türkiye güne uygulamaya konulan yeni zamlar ve açıklanan yeni verilerle uyandı. Piyasaların bu yıl işlem gördüğü ilk günde ekonomist Ömer Uzunoğlu Türkiye ve dünya ekonomilerindeki son tabloyu değerlendirdi. Uzunoğlu yeni yıldaki ekonomik durum için olumlu bir profil görmediğini belirterek 2022'yi 2021'den daha zor geçirebiliriz dedi. Öncelikle hayırlar olmasını diliyorum yeni yılın. İnşallah hayırlar getirir. Bugün ilk gün. Yeni yıl 2022. Fakat açıklanan rakamlar hiç de arzu bildiği gibi değil. Özellikle rakamlara izlediğimizde enflasyon bölümünü aylık olarak açıklanan aşağı yukarı son 19 yılın en yüksek rakamını verdiler. Aslında üretici fiyatları çok tedirgin etti beni. Aylık 19.08, yıllık 79.98, yani %80'lik artış var yıllık. Dolayısıyla üfe ve tüfe arasında aslında bir akışkanlık var. Çok büyük ihtimal üfedeki bu yüksek trend tüfeği de etkileyecektir ve tüfedeki yükseliş de hızlanacaktır. 30 veya 31 ayın sayım yetkilinden birisi Ocak ayında enflasyonun eksi olabileceğini iddia etti. Sırf şu son yapılan ayın birindeki zamlar gece, özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları benim hesapladığım kadarıyla 4-4.5 puan civarında Ocak ayı enflasyonu yukarıya itecek. Dolayısıyla Ocak ayında eksi beklemek çok saflık olur diye düşünüyorum. Ben 2022 yılında toplamda yıllık enflasyonun %20'nin altına düşmeyeceğini çok net olarak ifade edebilirim. %5'lik ortalama enflasyon beklentisi gerçeklerle çakışmayan bir kriter değerdir. Dolayısıyla gerçek rakamlarla konuşmanın çok daha doğru olacağını inanıyorum. Özellikle bankalardaki son haftaki harekete dikkat ettiğimizde aşağı yukarı 1,5 trilyon liralık mevduat var, Türk parası mevduatı var. Bunun yalnızca 60 milyar liralık bölümü döviz tevdiat hesabı garantili bölüme geçti. Bu çok sıkıntılı bir şey aslında. Diğer açıdan da döviz tevdiat hesaplarında hiçbir çözülme yok. Aksine ayın 24'ünden 31'ine kadar 1,5 milyar dolarlık bir artış oldu. Döviz tevdiat hesaplarında. Dolayısıyla döviz tevdiat hesaplarını hiç kimse bozmuyor. Yani aynen yerinde duruyor. Bilakis artış devam ediyor. Bankalar takdir ederseniz ki mevduat faizlerini izleyebildiğim kadarıyla %26'ya çıkarttılar geçen hafta itibariyle ve kredi faizlerini %35'te 40'a tırmandırdılar. Aslında hükümetin belirlediği rakam 14'tü. Tavanı 17 olarak belirledi bankalar ancak buna uyabilmeleri mümkün değil bankaların. Görünen şu ki çok rahatlıkla Türkiye'de enflasyonla faizdeki yukarı trend devam edecek. Ben 2,5 ay önce neden düşük faizi tercih edildiğini hala ekonomi literatüründe anlayamıyorum. İktisat kurallarına son derece içinde bulunduğumuz konjektürde ters olan bir uygulamayı devreye sokmaya çalıştık. Dolayısıyla siz eğer yola ters taraftan girerseniz düz bir biçimde hedefe ulaşabilme şansınız yoktur. Bir diğer açıdan da zaten hükümet bir tarafta %14 politika faizi belirlerken diğer taraftan hazine bonosunu 10 yıllık %25'le satıyor. Yani bunu da büyük bir umutsuzluk olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yine bir başka açıdan da swap faizleri yani yurt dışından bizim kredi temin ettiğimiz faizler dolar bazında %28-29'la Türkiye para alıyor. Yani siz bir taraftan %27-28 dolar bazında para alırken diğer tarafında TL faizlerini politika faizi olarak %14'e çekmenizin hiçbir mantıklı açıklamasını ben bulamıyorum. Bir iktisatçı, bir ekonomist olarak. Umarım içinde yaşadığımız 2022 yılı, 2020 ve 2021'de yaşadığımız zorlukların dışında kolay ve iyi bir yıl olur diye düşünmeye çalışıyorum. Ancak özellikle ekonomik gerçekleri Türkiye konjektüründe izlediğimde ve bundan sonra izlenecek politikayı hayal edebildiğimde maalesef çok olumlu bir boyut ve profil göremiyorum ki ben çok pozitif bir insanım yapı olarak ama beyler ortaya konulan rakamlar hedeflenenle ifade edilenle maalesef uyumlu değil. Dolayısıyla biz 2022 endişem o ki belki 2021'den biraz daha zor ve güç geçirebiliriz. Bir diğer açıdan da takdir ederseniz ki 2,5 ay önce doların fiyatı 8.2 liraydı. İçinde bulunduğumuz gün 13.5-14 liraya kadar geldi. 18'den geri geldi ama benim anlayamadığım şu insanlar 8 liralık doların 18 liraya çıktığında tedirgin oldular. Ancak 14'te 13.5 liraya geri geldiğinde büyük bir huzur ve mutluluk duyuyorlar. Ben bunun nedenini de anlamakta zorlanıyorum.
Çünkü çok zor şartlar yaşıyoruz. Bir diğer tehlike de bugün birkaç arkadaşla sohbetim oldu. Onlar da belirttiler. Bunlar yanlarında eleman çalıştıran insanlar. Maalesef ayın bugün 3'ü, yani yarın ilk pazartesi 3 firmanın bugün itibariyle yanında çalıştırdığı elemanların bir kısmı, hatta 147 civarında çalıştıran vardı, önce 100'e çekti şu anda. Yani müthiş boyutta işçi çıkarma zorluğuyla karşı karşıya olduklarını biliyorum. Çünkü şu anda belirlenen asgari ücretle işverene maliyeti bir tek işçinin 5.8 bin lira, yani 5.800 lira. Dolayısıyla ben bu şartlarda, bu piyasada bu işin çok kolay olamayacağı kanaatini, eleman çalıştırmanın, maalesef hissediyorum, ürperiyorum. Umarım benim düşündüğüm gibi çıkmaz. Değerli yetkililerin ortaya koydukları profil gerçekleşir ve yanılan biz oluruz.